أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله رب العالمين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في معينه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان خصمه الله فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهِ Mahlukatın milyon kere milyon adedince Rabbül Alemine hamdü senalar olsun. Bizi insan olarak halketti. Bu insanlığın içerisinden iman nimetiyle şereflendirdi. Bu iman nimetiyle bizi birbirimize kardeş kıldı. Sayılı ömre sayısız nimetler bahşetti. Sayılı kulluk vazifemize sonsuz bir cennet vaat etti. Edibimiz, önderimiz, baş öğretmenimiz, baş komutanımız, canımız ve cananımız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize mahlukatın milyon kere milyon adedince salatu selam olsun. Rabbim onun şefaatinden bizi mahrum etmesin. Onun ahlakıyla bizleri ahlaklandırsın. Aziz kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize, bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Rabbim anlatılacak sohbetten önce anlatanı, sonra siz aziz kardeşlerim dinleyenleri nasiplendirsin. Aziz kardeşlerim, hayat akıp gidiyor. Durduramıyoruz. Dünü geri getiremiyoruz. Yarına çıkacağımıza gücümüz yetmiyor. Yarına çıkacağımız da belli değil. Dünü getiremiyoruz. Yarının da geleceğinin garantisini alamıyoruz. An itibariyle hepimiz eşitiz. Anı yaşıyoruz. Allah bize yarınki yapacağımız işleri hesaba çekeceğini vaat etmiyor, söylemiyor. Yaşadıklarımızdan, şu anki halimizden bizi hesaba çekeceğini haber veriyor. Ve aziz kardeşlerim, insanoğlu yaratılmış bütün varlıkların içerisinde en kıymetli, en şerefli, en değerli bir varlık olarak yaratıldığını Allah Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Ancak aynı bu insan oğlunun değerini de Allahü Teala bu kadar taltif ettiğine göre, bu kadar yücelttiğine göre, bütün dünyanın nimetlerini ona serdiği halde insan oğlu kendi değerini kendi eliyle ve kendi diliyle düşürüyor. İşte değerimizi, kimliğimizi, kişiliğimizi düşürmememiz için, korumamız için, itibarda kalmasını sağlamamız için Allahü Teala yine bunu bize Kur'an-ı Kerim'de gösteriyor. Estağfirullah. Elem nec'al lehu ayneyn ve lisanen ve şefeteyn. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Aziz kardeşlerim, Kur'an, Müslümanın, daha doğrusu insanlığa gönderilmiş pusuladır, terazidir, tek yoldur,
Kur'an'ın nurundan ve Kur'an'ın yolundan ayrı bir fikir, ayrı bir söz, hilafi bir iş hezimettir. Allah soruyor, sana ben iki göz vermedim mi? Ve lisanen ve şefeteyn, sana dil vermedim mi? İki dudak vermedim mi diyor. Aziz kardeşlerim, sahip olduğumuz vücudumuzdaki nimetleri saymakla bitiremeyiz. Lisan, dil, işte dil, bir insanı, vasfını, kişiliğini koruyan da dil, rezil, rüsva eden de dil. Dil insanı ortaya kur. Konuşursunuz, seviyeniz ortaya çıkar. Konuşursunuz, size olan tavır ortaya çıkar. Konuşursunuz, ya nefrete ya da sevgiye sahip olursunuz çevreniz tarafından. Evet, dil deyip geçmeyin. Ve lisanen ve şefeteyn. Size dil verdik, dil. Konuşmanız için konuşuyorsunuz. Bak konuşuyorsunuz ancak inne sem'a vel basara vel fuade kullu ulaike kana anhu mes'ule. Konuştuklarınızdan, gördüklerinizden, duyduklarınızdan, yaydıklarınızdan mutlaka sorulacaksınız. Aziz kardeşlerim, bu bağlamda hepimiz bir namaz kılma görevi Allah'a karşı nasıl vazife ise kendi aramızda da doğru sözlü olmak, başkalarının hakkına, haysiyetine, şerefine, kimliğine, kişiliğine iftira ile olmadık şeylerle tavır takınmak da öylece hesaba çekileceğimizin bilincinde olmamızı gerektiriyor. Namaz kılmak nasıl farz ise komşusunun kendisine eman vermek de o nispette farzdır. Senden güveniliyor mu? Senin doğru sözlü olduğuna inanılıyor mu? Ya şu Hasan'dan bahsediyorsun değil mi hocam? Şu Ahmet'ten, şu Osman'ı mı diyorsun? Ya hocam onun tutulur tarafı yok. Dedirtiyorsan vay haline senin. Ya o adamdan var ya sakın ha yaklaşma o adama. Bak bir şey söyledik şimdi biz. Bu söylediğinden sorumlusun. Neden söyledin? Senin aranda bir menfaat ilişkisiyle menfaatine dokunan bir durumdan dolayı mı onu karaladın? Yoksa gerçekten o güveni kaybetmiş, Allah korkusunu kaybetmiş, her türlü çirkinliği normal gibi görmeye çalışan, haddi aşmış bir tavır ve kimlikte olduğunu mu söyledin? Bunun muhakemesini vereceksin. Eğer şahsiyetine, menfaatine dokunduğundan dolayı o kişinin şahsiyetine dil uzatıyorsan bunun hesabını veremezsin. Onun için Müslüman o kimsedir ki elinden ve dilinden güven veren insandır. Görüyor musunuz muhteremler? Müslüman elinden ve dilinden güven veren insan. Hepimiz. Acizan olarak bak başta ben kendime söyledim. Allah'ım önce anlatılanları anlatana nasip et, tesirini halk et. Sonra sizler nasiplensin diyorum. Evet, biz her gün yeniden bu bilgileri tefekkür edip güvenilir olma noktasında eksiklerimizi bilip ona göre yenilememiz gerekiyor. Çalıştığımız yerde olsun, mahallede olsun, şu beldede olsun, şu köyde olsun,
parmakla gösterilecek kişi olmak zorundayız. Ha filan mı? Kardeşim, gözü kapalı git. O adama ben her şeyimi güvenirim. Ne mutlu sana. Yalan söylemez. Kesinlikle o adam yalan söylemez. Ya. Ta sahabe-i kiram o gün galiba bugünün fitnesini, bugünün kargaşasını görmüş ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle bir gün gelecek ki emanet hayatınızdan sökülüp alınacak. Bir közün ayağın üzerinden geçtiği gibi o közün o ayağın üzerindeki bir iz kabarcık şeklinde iz bırakacak. Sonra o iz de kalkacak. O gün şöyle denilir. Fulan kişi ne civanperver, ne iyi, ne güzel, ne dürüst bir insan denilecek. Ancak o kişide hardal tanesi kadar dahi iman noktasında bir bağı kalmamış olacak diyor. Bugün ben şu kişilerle alışveriş yapardım. Onlar dinleri, hahamları, gayrimüslimlerden de bahsediyor. Onlar onları korurdu, o hahamları, o din adamları onları çekip korurlardı. Şu kişilerle. Ama öyle bir devir gelecek ki sadece şu kişilerden başkasına güvenilir durum kalmamış denilecek günlerin olacağını da haber veriyor. Nauzubillah. Nauzubillah. Böyle bir durumları haber veriyor ki öyle bir durum yaşamayalım, öyle bir durum olmasın. İşte bu bağlamda aziz kardeşlerim. Dil nedir? Dil. Allah'ı mı tesbih ediyor? Kur'an'la bir bağı mı var? Nesihat mi ediyor? Doğru söz mü söylüyor? Hakkı mı söylüyor? İyiliği emredip kötülükten mi yasaklıyor? Düşünün. Bakınız biz çok noktalarda imtihanı kaybediyoruz. İmtihanı kaybetmememiz için bunu söylüyorum. Şimdi gelin bir örnekleme yapalım. Şu mahallede iki komşu arasında bir husumet başlıyor. Bir kavga, dövüş başlıyor. İyi dinleyin ne olursunuz. Bakınız, Kur'an size hayat vermiyorsa, Kur'an sizi yönlendirmiyorsa, o okuduğunuz Kur'anların size ne faydası olacak? Yön vermesi gerekiyor. Size bir şekil, size bir tavır ortaya koymanızı istiyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. O iki komşu arasındaki husumet giderek büyüyor. Bunu kim duyuyor? Yan taraftaki, öndeki, arkadaki, sağdaki komşular da bunların durumundan haberdar. Şimdi sana bir imtihan başladı. Şimdi sen ne diyorsun? Yesinler birbirini. Birbirini yesinler. Al birini vur öbürüne. Bu bir kişi, bu bir tavır. Öbürü, ya bana ne ya? Bana ne? Öbürü Halil'e söylüyor. Ya Halil kardeş şu işe bir bakalım. Bunlar yazık. Bunlar bizim mahallede. Bunlar bizim komşumuz. Bunlar bizim insanımız. Bunlara bir gidelim. Bir aralarını bulmaya çalışalım diyorsun. Halil diyor ki sana dünyayı sen mi düzelteceksin? Sana ne ya? Sonra sen de başın belaya gider. Sana ne? İyi dinleyin beyler. Estağfirullah. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Te'muruna bil ma'rufi ve tenhevne anil münker. Ayeti kerimesine göre saydığımız, örnek verdiğimiz bu tiplerin hiçbirinde hayır yoktur. Hiçbiri de hayırlı değildir. Hayır değildir bu. Siz ya iyili, siz bütün milletlerin içerisinden çıkarılmış en hayırlı toplumsunuz. En hayırlı olan toplumun iki özelliği var. Bir, iyilikleri emreder, kötülüklerden sakındırır. İşte sen bu mahalledeki, işte sen komşunla olan münasebetinde beni alakadar etmez diyorsan bu iki özelliği kaybetmişindir.
Bu iki özelliği kaybeden toplumları tarihte Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber veriyor. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ Allah onlara alçaklık ve zillet mührü vurdu. Görüyor musunuz? Biraz önceki tavrı sergileyen insanlar zilleti yaşıyordur. Onlar ki ayetleri arkalarına attılar. Peygamberlerin yolunu terk ettiler. Nimetleri inkar ettiler. Üç özellik. Bu üç özellik kimde bulunursa Allah onları alçaltır. Kur'an'ın, Allah'ın gönderdiği risaletin yolundan çıkmak, peygamberlerin yolunu terk etmek ve kendilerine ikram edilen nimetlere isyan etmek. Komşu da bir nimettir ya. Niye siz bu mahallede her biriniz evvelden, daha evvelden şöyle 50, 60, 30, 40 yıl önceki eski köylere gidin, dip dibe diple, duvar duvara değil mi? İşte kalpler de öyleydi aslında. Kalplerimiz de öyle birbirimize yakındı. Şimdi herkes kendi kafasına göre bahçesine ev yapıyor. Yanındaki komşu ölmüş. Yanındaki komşu hastalanmış. Yanındaki komşu problemli, sıkıntısı var. Umurunda bile değil. Benim ümmetimin derdiyle dertlenmeyen benden değildir diyor Peygamber Efendimiz. Ya. Dertleşeceksin. Neme lazım diyemezsin. Beni ilgilendirmez diyemezsin ama böyle diyoruz. Gelin bunları değiştirelim. Bakınız, ben şurada kısacık bir alanda misafiriniz olarak bulunduğum şu cümleleri alın. Vakit dolduran, sohbet yapıldı da gitti, tamam iyi de konuştu dedirten bir anlayış olmasın. Ne olursunuz, Kur'an bizim rehberimiz olsun. Yaşantımız bizim huzur kaynağımız. Bütün dinamikleri ortaya koyan, İslam kültürümüzü yansıtan bir hayat olsun ne olursunuz. Ben anne diyemezsin. Beni ilgilendirmez diyemezsin. Neme lazım diyemezsin. Bak hep bunu dil söyledi değil mi? Bana ne ya? Beni ilgilendirmez kardeşim. Bana mı sordu? Bak lafa bak. Bana mı sordu? Falan işte alacaklı verecekli meselesinden dolayı bir arada bir sıkıntı var. Mecbursunuz o kişilerin arasını düzeltmeye, dert edinmeye, vallahi de mecbursunuz, billahi de mecbursunuz. Şu namazı kıldığınız gibi buna mecbursunuz. Veya tam tersi, bir ahlaksızlık yayılıyor, bir çirkinlik yayılıyor, gittikçe yayılıyor. Her koyun kendi bacağından asılır. Zillet sözü. Bana ne kardeşim, ben gitmiyorum ki o yere. Oradan ben alışveriş yapmıyorum. Oraya gidip o yerden Allah'ın haram kıldığı bir münkerat satılacak bir yer açıldı. Sen de oradan alışveriş yapıyorsun. Vallahi sorumlusun. O münkeratların yayılmasına destek oluyorsun. Şerli insanların, gıybet haramdır, dedikodu haramdır, ancak alenen ahlaksızlığı icra eden, alenen çirkinlikleri normal görüp toplumda yayılmasını gayet normalmiş bir gibi gören kişinin o münkeratların yayılmaması için ona set çekmek, onun çirkinliğini söylemek, onu tecrid etmek haram değildir. Sakındırmak mecburiyetindeyiz. Fulanın oğlu, ya zaten onun babası ne işe yarardı ki? Bak. Bunlar çok yanlış sözler. Gözünüzün gördüğü çocuk, karşılaştığınız kim varsa o sizin çocuğunuz. O problem senin problemin. Bakınız aziz kardeşlerim, bir insan kınadığı bir olay başına gelmeden Allah onun ruhunu almaz.
Bir ailede bir genç babasıyla problemi var. Terk etti. Kızı terk etti. Hayatta neler görüyoruz, neler yaşıyoruz değil mi aziz kardeşlerim? Sen ne diyorsun? Ya onun zaten, onun soyu sopu zaten belli değil. Bunu deme hakkına sahip değilsin. Allah sana bu sözünden dolayı seni hesaba çekecek. Senin yapman gereken kim olursa olsun. Şurada bir aileyiz değil mi kardeşlerim? Gideceksin. Bunlara hasret kaldık be abiler. Şöyle candan dosta, gece derinden, sessizden ağlayıp da gündüz yüze gülen insanlardan artık mahalleden geçilmiyor. Elini tutup başını okşadığımızda, gel kardeşim ne sıkıntın var anlat bana diyecek adama hasret kaldık. Ne dertli insanlarımız var, ne uykuları kaçmış insanlarımız var, psikologlara gidip de ilaçlarla dengesini tamamen bozan insanlarımız var. Neden bizim psikolojimiz bozulsun? Bak şurada cami cemaat olarak haftada bir defa bizi Allahü Teala mecburi olarak cumada topluyor. Neden? Birbirimizi görelim, birbirimizi tanıyalım, birbirimizin elini tutalım, birbirimizle dertleşelim. Dertleştikçe, görüştükçe, konuştukça, dokundukça Allahü Teala sosyal bir yapıyı, sosyal bir dokuyu öne çıkarıyor ve birçok sıkıntıları da üzerimizden gider diyor beyler. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim birbirimizin derdiyle dertlenen kullardan bizleri eylesin. Rabbim Kur'an'da ifade ettiği bütün yönleriyle pusulamızı Kur'an olarak dert sahibi olan, Müslümanın derdiyle dertlenen kimlikle bizi kimliklendirsin Rabbul Alemin. Allah hepinizden razı olsun muhterem kardeşlerim.